Türkiye'nin ilk ve tek sosyal yaşam kanalı Uçan Kuş TV'den herkese iyi akşamlar. Bu akşam 2019'u karşılarken gezegenlerin enerjilerini doğru kullanmak adına tüm burçların kullanması gereken kristalleri, renkleri ve gökyüzünün mesajlarını paylaşacağım sizlerle. Yine çok değerli bir konuğum, özellikle hayranlıkla takip ettiğim bir konuğum bizlerle birlikte. Başarılı şarkıcı Aydan Kaya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, nasılsınız hocam? İyiyim, bu güzellik karşısında iyi olmak mümkün mü? Vallahi ben size hayranım. Bir de çok şanslı gelmişim. Şimdi hem burcumun taşını öğreneceğim, değil mi? Aynen hem öyle. Hem de rengini öğreneceğim. Vallahi zaten hayranlıkla sizi takip çok ediyorum. Biliyorsunuz ederim. Hep de söylüyorum bunu. Çok teşekkür ederim. Söylediklerinizi çok ciddiye alıyorum. Çok dinliyorum. Mutlaka sitenize girip ziyaret edip oradan burç yorumlarımı okuyorum ama sadece burcumun yorumlarını değil, işte yükselenimi, ay burcumu, hepsinin haritalarını, şeylerini çıkarttım oradaki o şema Şahane. Üzerinden. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum orada. Şahanesiniz. Astroloji ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çünkü ülkemizde astroloji doğru bilinmekten çok yanlış biliniyor. Sizin gibi bu kadar hassasiyetle doğru olanın peşinde giden herkese müteşekkirim. Gökyüzü yalan söylemiyor. Gökyüzü enerjileri yukarıdaki, her şey aşağıdaki gibi. Bu bizim iş hayatımızdan, özel hayatımıza, yaşamımızın tümüne etki eden bir durum. Ne mutlu bana. Bunları duymak beni çok heyecanlandırıp daha da işimi şevkli yapmak adına Vallahi motive ediyor. Ben asıl size çok teşekkür ederim ve sizi takip Var eden olun. Bir sürü arkadaşım adına da teşekkür ederim ki Var olun. iyi ki varsınız ve sizin gibi iyi ki bu işin piri, otörü bir insandan aslında bir yol haritası öğreniyoruz. Öğrenmemize neden oluyorsunuz. Bence çok kıymetli bir şey. Bir anekdotu da burada ben tekrar izleyicilerle de paylaşmak isterim. Geçtiğimiz günlerde bir tartışma yaşadım dedim. Size de anlattım Evet. hatta. Onu özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü hem yalan değil hem de ne kadar önemsediğimi bilmesini isterim izleyicilerin de. Çok sevdiğim, aslında hayatımda var olan, duygusal anlamda ilişki yaşadığım erkek arkadaşımla çok ciddi böyle bir tartışma yaşadık. Ya işte astroloji mi filan dedim ki, ya senin o astroloji mi dediğin Türkiye'nin tek doktor astroloğundan dinliyorsun bunu. Bu çok önemli dedim. Yani altını çizerek tekrar söylemek lazım bunu. Hakikaten o yüzden hocam çok kıymetlisiniz. İyi ki böyle Var bilgileri olun. bizlerle paylaşıyorsunuz. Ben sizden o kadar çok şey öğreniyorum ki aslında o işte ay burcunun ne kadar önemli olduğunu, yükselenin ne kadar önemli olduğunu, güneş burcunun ne kadar önemli olduğunu ve ona göre yorumlamak gerektiğini hep sizin gösterdiğiniz o yolda öğreniyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Siz de iyi ederim. ki varsınız. Çünkü bilmeyen insanlara da ben sevgiyle yaklaşıyorum. Neden? Çünkü bilmiyor. Ama bizim toplumumuzda bu var. Bu sadece astrolojiyle ilgili değil. Müzik konusunda da, her konuda bilmediğimiz şeyler hakkında yorum yapmayı seven bir milletiz biz. Maalesef. Ama her işi bilene bırakmak lazım. Hala ülkemizde 30 yaşından sonra yükselen burcun etkisine giriyor muyuz diyorlar. Bir deli bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkartamıyor. Maalesef. Astrolojide böyle bir şey yok. Şimdi kendi kendine astrolog unvanı veren insanlar yüzünden, muhtemel ki arkadaşınızın da bu şekilde düşünmesine sebebiyet veriyorlar. Dünyada astroloji üniversiteleri var. Astroloji üniversitelerinden bir haberdarız. Bizim ülkemizde 4-5 sene öncesine kadar gastronomi bölümü yoktu. Maalesef. Bununla ilgili söylendiğinde halk arasında kaldırım mühendisi gibi bir şey denip Evet. gülünürdü. Halbuki dünyanın bilim olarak kabul ettiği, üniversite bünyelerinde yer almış bir sistemi yok saymak mümkün değil. Mümkün değil, kesinlikle. Bizim kültürümüzde dünyadaki ilk astroloji okulunu biz açmışız. Mektebi Yani. fenni ilmi nücum. Birbirinden değerli bilim adamları, alimler, müneccim başları buradan çıkmış ortaya. Mesela siz, sizin gibi pek çok sevdiğim sanatçı arkadaşım var. Emekler veriyorsunuz, albüm çalışmaları yapıyorsunuz. Çok doğru bir işi yanlış bir zamanda çıkardığınızda o beklenen ilgiyi görmeyebiliyor. Hevesiniz kırılıyor. Biz o güzel seslerden mahrum kalıyoruz. Niye Doğru. kalalım? Oradaki enerjiyi doğru kullanmak için bir yol haritasından faydalanmakta her zaman fayda var. Fayda var kesinlikle. Peki neler yapıyor Aydan? Popstar'dan bugüne değerlendirdiğimizde
hedeflerin neydi, neresindesin ve bundan sonraki hedeflerin neler diye sormak istiyorum. Ben popstardan sonra açıkçası annemden de dolayı birazcık mutlaka eğitimime yönelmem gerektiğiyle annem böyle çok mutlaka üniversiteyi bitir dediği için 5 yıl üniversitede oyunculuk okudum. Oyunculuk okuduktan sonra devlet tiyatrosuyla çalışmalarım oldu. Hı hı. Hocalarımla birlikte aynı sahneye çıkma imkanı yaşadım. Var olsunlar hepsi. Sonrasında da dizi çalışmaları başlamıştı. O dizi çalışmaları döneminde de ekran önünde olmak ve işte o kamerayı nasıl kullanacağımızı da bilmek adına dedim ki ben bir de yüksek lisans yapayım. Yapım yönetiminde bir de yüksek lisans yaptım. Annemin de biraz tabii bununla katkısı oldu. İlla yap, illa yap. Mars'ın kızı da olunca, evet. Değil mi? Sonrasında o eğitim dönemi bittikten sonra albüm yapmayı tercih ettim. Çünkü hayatta hep şunu bilmişimdir. Hep bir çıkış ve hep bir iniş dönemlerim hepimizin hayatında var. Dolayısıyla o popstarın da aslında bir sabun köpüğü olduğunun ve birkaç ay sonrasında da o sizi çok seven ve her gördüğü yerde sarılıp koşan insanların ki asla o sevgiden mutsuz değilim. Allah hepsinden razı olsun ama unutulacağını, daha kabullenilebileceğini biliyordum. Dolayısıyla sonrasında albümü yaptım. İlk albümüm biraz talihsiz oldu. Araya zaman da girdiği için çok insanlara ulaşmadı. Hı hı. İkinci albümümde ama benim çok büyük bir şansım oldu. Aynı anda Orta Doğu'da da bir Arapça albüm çıkartıyordum. 22 Arap ülkesinde. Selami Şahin okuma koçluğumu yapıyordu. O dönem bir Beyrut gezimde Krista Burke'le karşılaştık. Benim sesimi duyup düet yapmak istediğini söyledi. Biz Krista Burke'le bir düet albüm yaptık. Londra Senfoni Orkestrası ile çalıştık. O çok daha içime sinen, sevdiğim güzel bir proje oldu. Şimdi üçüncü albüm için hem bir taraftan çalışıyorum hem de biraz beklemek istiyorum. Çünkü Ocak ayı gibi filan bir tekli bir şarkı çıkartmayı planlıyorum. Gökhan Tepe ve Ayla Çelik bana bir şarkı hediye ettiler. Ayla Çelik'e sevgiler, çok aynen, severim kendisini. Ben de. Canım arkadaşım benim. İkisi de sağ olsun. Gerçekten böyle yüreklerinden hiçbir karşılık beklemeden hediye ettiler. Çok güzel bir performans şarkısı, sıfır bir şarkı. Ocak gibi nasip olursa onu çıkartmak istiyorum. İnşallah. Onun akabinde de tekrar televizyon programı sanırım devam edecek. Çünkü uzun yıllardır da hem kadın kuşağı hem müzik eğlence programı yapıyordum. Ekranı seviyorum. İnsanlarla iletişimde olmayı seviyorum. Herhalde bu sene artık yine bunlarla ilgili devam ederim diye düşünüyorum şu an. İnşallah. Hedefleri İnşallah. Koymak ve o hedefleri başarmak için mücadele etmek zaten Mars'ın Koç burcunun özellikleri. Zorlayıcı geçen bir iki yıllık mücadele ve nadas döneminden sonra meyveleri toplama zamanı. Özellikle Koç burcunun küçük küçük tüyoları da vermiş olan 2019'la ilgili. İlk 10 ve ikinci 10 gününde doğan Koç burçları için dönüşüm zamanı. Neden? Jüpiter Yay burcunda ilerliyor. Kuzey ve Güney Ay düğümü Yengeç Oğlak aksında ilerlemeye başladı. Yıldızların öğretmeni Satürn de patronu olduğu Oğlak burcunda ilerlerken Koç burçlarını aslında tez canlılıklarıyla 2 senedir bir dizi sınavdan geçirdi gökyüzü. Disiplinli ol, kararlı ol, kendine güven, yapabileceklerinin farkına var ve ilerle mesajıyla bir 2019 kapısı aralanıyor. Bu sürecin içerisinde de dilerim hem siz hem de hak eden herkes ektiğini bilsin. Çünkü 2019 enerjilerini ben Kur'an-ı Kerim'den İsra suresiyle betimliyorum bu sene. Sırrın sahibi diyor ki biz herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Emek çabaya, emek eşittir çaba, kadere aşık. Şimdi ektiğimizi biçeceğimiz enerjilerle karşı karşıya olduğumuz bir 2019 söz konusu. Zorlayacak mı? Doğa olaylarıyla sınanacağımız, ekonomik anlamda, basın, yayın, iletişimle ilgili konularda, tüm dünyada, ülkemizde dengelerin değişeceği, değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu ama çarpa çarpa, ama kanaya kanaya, ama kolaylıkla öğreneceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Ama unutmamalıyız ki
kadere aşıksa çaba, emeklemek, mücadele vermek, ektiğimizi biçerken geçmişte bize haksızlık edenlere tekrar hak vermek yerine yanımızda, arkamızda, sırt sırta mücadele ettiğimiz kişilerle kenetleneceğimiz güçlü bir süreci her birimiz farkındalığımız doğrultusunda değerlendireceğiz. Gökyüzü sınavları zor ama gecenin bile sabaha erişmesi için bir zaman dilimine ihtiyacı var. Her karanlığın bir aydınlığı var. Biz istiyoruz ki her birimiz hep güzellikler olsun. Ne güzel dediniz, çıkışlar, inişler hep var. Önemli olan indiğimiz zaman da çıktığımızdaki hazzı yaşayıp ama inançlarımıza, ama umutlarımıza, yeteneklerimize sarılarak tekrar ayağa kalkabileceğimizi bilmek. Bir çocuk doğuyor. Ruh anne karnında ay ve güneş tutulmaları ki Ocak ayında başlayacak. Nasıl anne duygusal geçişleri çocuğa yansıyorsa ay ve güneş tutulmalarındaki hissiyatı, o enerji de anne karnında şekillenmeye başlıyor 120. günle birlikte. Doğumla tezahür ediyor. Dünyanın elinden aleme merhaba diyoruz. Anne karnındaki tutulmalar bizim hayatımızda tekrar eden olumlu olumsuz olaylarla, tıkanıklıklar ve şanslarla da ilişkili. Mesela mutlaka astroloji severlere ve size tavsiyem, anne karnında gerçekleşen tutulmaları takip edin. Onlar kozmik şifreler, özellikle ay düğümlerinin 2020'ye kadar yengeç oğlak aksındaki etkisini daha net bir şekilde öğrenirsiniz. Güney ay düğümü bizim geçmişimiz, atalarımız. Kuzey ay düğümü geleceğimiz, beklentilerimiz. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak için, dengeleri sağlamak, bilinçaltımızdaki korkuları alt etmek için anne karnındaki tutulmaların bize verdiği mesajları algılamamız çok çok önemli. Yani astroloji salt 12 burçtan ibaret değil. Yayın öncesinde de konuştuğumuz gibi koç hayatının zirvesinde bir koç en büyük imtihanını veriyor. Bir boğa çok şanslıdır. Öbür boğa burcu kişisi elini ne yazsa kurur. Doğum haritası bir bütün. O haritadaki yerleşimler, 10 tane gezegen var. Hangi burçlara yerleşti? Mesela güzel sesinizi size veren İyi bir Venüs ve Ay yerleşimi mutlaka vardır haritanızda. Yükselen burç, fiziksel özellikleriniz, sağlıkla ilgili konular. Çünkü gırtlaktan okuyan bir ses yapınız var. Ben çok kötü bir sesim vardır ama müziğe çok önem veriyorum. Çünkü ben kitaplarımı yazarken, aynı zamanda boksörüm, boks yaparken müzik benim motivasyonumu arttırıyor. Ne güzel. Sizin mesela gırtlağınızı hayranlıkla dinliyorum her zaman. Teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim. Mesela dünyaya baktığımızda sanatçılar seslerinin verimlerine veya yaptıkları projelerin daha fazla kitleye ulaşması adına astrolojiyi çok doğru kullanıyor. Gazete köşelerinde yazılan burçları gerçek bir astrolog yazmıyorsa, günlük, haftalık, yıllık enerjileri sadece kendi bilgisiyle okuduğu 3-5 kitaptan yola çıkarak yorumluyorsa, işte astroloji vardır yoktur tartışması içerisine giriyoruz ve bize ışık tutacak, yolumuza aydınlıklar getirecek bir sistemden mahrum bırakıyoruz maalesef kendimize. Çok acı. Burcunuzun özelliklerini taşıyor musunuz? Ben galiba taşıyorum diye düşünüyorum. Şimdi ben sizin karşınızda asla böyle bir şeyde ahkam kesemem. Hayır, hayır lütfen. Ama aceleciyim. Adrenalin seviyorum. Kırmızı çok severim renk olarak. Mars, yönetici gezegeniniz yani, Mars'ın rengi kırmızı. Mutlaka bir kırmızım olsun isterim. Mesela hiçbir şeyim olmasa kırmızı hocam olsun. İşte ya da bir kırmızı rujum olsun. Mutlaka bir kırmızı bir şeyim olsun. Fakat size aslında bir şey söyleyeceğim. Biraz önce dediniz ya, herkesin hani herkes işte koç burçları, biri çıkarken işte biri düşüyor olabilir o anda yani. Tabii. O şematik göstergelere göre. Şunu söylemem lazım. Benim çok dikkatimi çekti. İşte anne karnındaki o gezegenler dediniz. Hı-hı. Hayatım boyunca elime attığım her işimde hep bir şöyle durumum oldu. Öldürmüyor ama süründürüyor. Yani anlatabildim mi? Bütün işlerimle alakalı da. Şanslı mıydım? Evet, şanslıydım. Allah'a şükürler olsun. Şanssız olmadığımı düşünüyorum. Ama daha iyi bir şey yapabilecekken ve onu
hedeflemiş ya da onun görüşmesini yapmış, evet ya bu oldu demişken bile onun bir tık altı hep olmuştur. Yani öldürmüyor, süründürüyor. Şimdi mesela o çok dikkatimi çekti. Gidip böyle anneme ya tam olarak hangi gün hamile kaldın, ne zaman hamile kaldın diyesim geldi. Doğum yılınızdan itibaren o çalışmayı yetiştirirsem Ocak ayı içerisinde paylaşacağım. Hamilelik süreci zaten doğum zamanımızdan geriye doğru baktığımızda ortaya çıkıyor. O döngüde doğum tarihimizden en yakın tutulmalara, ay ve güneş tutulmalarına bakmamız lazım. Şimdi Merkür geri harekette. Herkes korkuyor. Elektronik eşyalarım bozulacak. Çünkü Türkiye'de ezberlemiş birileri. Evet. Bunu tencit pilavı gibi getirip ortaya koyuyor. Yahu Merkür iletişim, konuşmanın, yayıncılığın gezegeni. Merkür ünlü olmasın, bu kadar konuşulmasın da kim konuşulsun? Yani. Ama Merkür geri harekette olduğunda aman imza atmayalım, aman şunu yapmayalım diyemeyiz. Astrolojide yeni aylar, dolunaylar tabii ki çok önemli. Bunlar olağan astronomik olaylar. Ama tutulmalar 6 ila 12 ay etkili. Bitiş ve başlangıçlar, dağılma ve yapılanmalar. Tutulmaları takip ederek yüzyıllar boyunca bakın sadece yıldızların öğretmeni Satürn'ün geçişini Kaldeniler döneminde 287 yıl o dönemde bizim kadar şanslı değiller ne astronomik ne astrolojik açıdan usturlaplarla derece derece kayıt altına alıp 287 yıl boyunca o geçişlerin nelere sebebiyet verdiği doğa olayları, ülkeler, insanlar, Satürn, Uranüs gibi gezegenler sadece bireysel anlamda bizleri değil toplumları, kitleleri etkiliyor. Vay, vay, şimdi biz koca sistemi sadece burçlar üzerinden anlatırsak çok yanlış yaparız. İzleyicilerim, okurlarım soruyor. Şenay Hanım, kristalimiz ne? Benim burcumun. Hiçbir burcun kristali yok. Her burcun yönetici gezegeni var. Yönetici gezegen. Koç burcusunuz. Yönetici gezegeniniz Mars. Boğa burcuyum. Yönetici gezegenim Venüs. İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür. Yengeç burcu. Yönetici gezegeni Ay. Aslan burcu. Yönetici gezegeni Güneş. Başak burcu. Yönetici gezegeni Merkür. Terazi burcu. Yönetici gezegeni Venüs. Akrep yönetici gezegeni Mars ve Plüton. Yay yönetici gezegeni Jüpiter. Oğlak yönetici gezegeni Satürn. Kova gündüz yöneticisi Satürn. Gece yöneticisi Uranüs. Balık burcunun yönetici gezegeni Neptün. Gezegenlerin temsil ettikleri vardır. Vücudumuzda sağlıkla ilgili medikal astrolojide her baş bölgesinin Koç burcuna tekabül etmesi ve 12 burcun tüm vücudumuzdaki organlarla ilişkili olması ve Mars hastalıkları mesela ateşli hastalıklar Jüpiter yöntemleriyle tedavi edilmiş. Öyle mi? İbn-i Sina, Hipokrat, Lokman Hekim tarafından. Wow. Biz yönetici gezegenlerimizi bileceğiz ki yönetici gezegeniniz ne? Mars. Yönetici gezegeninizin rengi ne? Kırmızı. Koç burçları kırmızıyı giydiği zaman moralleri bozuk, enerjileri düşük olsa bile adrenalinleri yükselir, daha enerjik olur, yaşama sevinçlerini yansıtırlar. Tüm bilim dünyası renklerin insanlar üzerindeki etkisini kabul etmiş. Çakralarımız var. Her bir çakra bir renkle ilişkili. Ha şunu da söylemek isterim. Çakraları açtım fermuarı açıldı. Kapadım fermuarı kapandı gibi. Saçma sapan şeylerle de ilişkili değildir. Kundalini dediğimiz bir şey var değil mi? Bunu ister zikir çekerken, ister meditasyon yaparken yaşayıp deneyimleyebilirsiniz. Çok saçma bir şey değil mi ama? Ya ona çok gülüyorum. Açtım dediğiniz gibi fermuarı. Kapadım fermuarı. Bir de onu benim birkaç arkadaşım da gördüm. Bir iki sene evvel. İşte bir yere gidiyoruz, yemeğe gideceğiz. Dedi ki, ay dedi orada dedi işte dedi falancanın çok gözü değiyor. Ben dedi fermuarımı kapatıyorum dedim. Ben önce anlayamadım. Anlamadım dedim. Dedi ki fermuarımı kapatıyorum onlara karşı bana nazar değmesin diye dedim. Dedim ki hayatımda ben böyle bir saçmalığı ilk defa duydum. Yani hakikaten ya insanlar okumamış da olabilir. Tabii ki. İlkokul mezunu da olabilir. Tabii ki. Ama bu kendini nasıl geliştirdiğin, ne kadar araştırdığın, ne kadar aslında insanları dinlediğinle alakalı bir şey. Hem dinlemiyorlar, hem her şeyi biliyorlar, hem de insanlara böyle saçma sapan şeyleri yayıp komik duruma düşürüyorlar insanları. Neden sevgili Aydan? Çünkü bizim
her birimizin kendine göre zorlukları var. Mücadele ediyoruz, güzel bir şeyler duymaya ihtiyacımız var. Ama öyle ilkokul mezun teyzelerim, büyüklerim var ki hepsini hürmetle ellerinden öperim. Yaşam okulunda kendini geliştiriyor. Evet. Biz en donanımlı varlıklarız yahu. Evet, evet. Allah bize akıl vermiş, Allah bize hür irade vermiş, seçebilme hakkı vermiş. Hak yolundan mı geçeceksin, yanlış yoldan mı geçeceksin? Biraz mantık düşüneceğiz. Önümüze her geleni doğru kabul etmeyeceğiz. Araştıracağız, bakacağız. Çakralar bugün tüm sistemlerde tarih boyunca insanlığın yaratılış tarihinden beri astrolojide, çakralarda onların temsil ettikleriyle ilgili hastalar var. Ayurvedik tıp dediğimiz şey. Evet. Bunlar çok önemli olgular. Çektim fermuarı, kapadım. Açtım fermuarı, açıldım. Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden o sapla samanı birbirine gerçekten karıştırmamamız lazım. Ha, kristaller önemli. Kristalleri biz yönetici gezegenimize göre kullandığımızda o yönetici gezegenin burcumuz üzerindeki yansımasını daha yüksek bir hale getiriyoruz diyorum. Ve senin videoların var. Öyle İzleyicilerimizi mi? Şimdi videoyla baş başa bırakıyorum. Tekrar birlikteyiz. Gözüm var ne para burada. Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda. Tahammülüm yok gözlerinde bir damla yaşa kıyamam. Ne hasret biter bu yolda, ne sevda sana. Bir tek sen emirsin aşk emir hayatımda. İtirazım yok ateş bu, değmesin sana kıyamam. Sen mühimsin aşk, sen hayatımda. Tahammülüm yok gözlerinde bir damla yaşa kıyamam. Ne hasret biter bu yolda, ne sevdam sana. Bir tek sen evirsin aşk emir hayatımda. İtirazım yok ateş bu, değmesin sana kıyamam. Oh,
dünden bugüne sürekli gelişen ve güzelleşen bir aydan var. Dilerim ki 2019'da da hayallerin gerçekleşir. Hayallerin peşinden giden biri misin? Evet. Hayal kurmayı severim. Aslında son yıllarda galiba biraz hayal kurmayı unuttuk. Hepimizde bir şöyle bir psikoloji oluşmaya başladı hocam. Tabii ki bir psikolog değilim ama çevremde de gördüğüm kadarıyla. Tabii ki. Bir kabullenme, hani artık kötüyü, o yokluğu, ekonomik krizler, işte savaşlar vesaire. Her ülkede kötü bir takım gelişen olaylar var ve bir şekilde hepimize yansıyor bunlar. Dolayısıyla böyle bir mutsuzluk hepimizde bir üredi. Ben de böyle uzun zamandır hayal kurmayı unuttum. Ama hayal kurmayı severim, hayallerimin peşinden gitmeyi de severim. Hatta bazen de şöyle bir durumum var. Bir şeye kafayı taktıysam, yani diyelim ki yarın işte motora binmeyi öğreneceğim. Hakikaten o gece sabah olmaz, uyuyamam ve o sabah olduğunda önümde ne engel olursa olsun ama yani. Ama yalan söyleyerek, ama bir şey yaparak, yani yalandan kastım işte annemi. Yalan söylemiyorum diyen yalan söylüyor. Tabii canım. Yeter ki hemen orada altını çizmek isterim. Beyaz yalanlar olsun. Aynen öyle, kesinlikle. Çünkü insanların hayatını alt üst eden, evet, insanlara korusun. Umut verip, hissetmediğimiz şeyleri hissediyor gibi ifade etmek. Bunlar tatlı yalanlar. Anneme mesela o anlamda yalan çok söylerim. İşte nereye gidiyorsun? Ya işte bir falanca yere gidip geleceğim. Çarşıya inip geliyorum. Halbuki o arada mesela onun hiç tasvip etmediği bir şey yapacağımdır mutlaka. Dolayısıyla onu kafaya taktıysam yaparım. Öyle bir şeyim vardır. Seviyorum. Hayal İçindeki kurmayı o deli dolu kızı her zaman besle, her zaman çok yaşa. Çünkü ben içimdeki çocuğu seviyorum. İçimizdeki çocuğu öldürmemeliyiz. Ve bize yaşanan zorluklar ne olursa olsun öğretilmiş çaresizliğe mahkum etmeyecek kadar güçlü bir iradesi olan varlıklarız. Kalbimizi beslememiz, güzelliklere odaklanmamız gerekli. Hazreti Mevlana çok güzel söylüyor. 2019'un mottosu bu olmalı. Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin. Bu enerjiler de inşallah iyilerin kötü olan her şeye galip geldiği, dönüşümün içerisinde sevgi tohumları ekip karşılığını alacağımız bir yıl olsun 2019. Geldin, çok keyifli sohbetin için teşekkür ederim. Hocam bitmesin. Ya lütfen bir sonraki programa da ben de devam edemezsiniz. Seve seve, seve seve. Şarkı çıktığında tekrar şeref verirsen çok çok mutlu olurum. Ben çok memnun olurum. Hatta isterseniz buradan gerçekten Uçan Kuş TV yönetimine sesleniyorum. Şurada köşe yastığı gibi de durabilirim. Yeter ki öğreneyim. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani illa ekranda olmam gerekmiyor hocam. Şurada köşede ben başımın ufak ufak notlarımı alırım. Ben ne zaman istersen. Gerçekten beni ağırladığınız için size de tüm ekibinize de çok teşekkür, teşekkür ederim. Sizi canı gönülden çok seviyorum. Rabbim ailenizle sizi mutlu, huzurlu, muhteşem bir ömür nasip etsin. Yüzünüz ve kalbiniz kadar güzel bir ömrünüz olsun. Çok teşekkür ederim. Aynı dileklerle müteşekkirim. Çok teşekkür ederim. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Haftaya cumartesi aynı saatte görüşmek üzere. Merhaba. Merhabalar. Ödül aldınız bu akşam. Evet, çok mutluyum. Astroloji adına bu tarz ödüller benim şahsımdan ziyade astrolojiye önemin artması benim için çok çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum. Başta Cengiz Han Bey olmak üzere tüm Kırmızı Türk ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Diliyorum ki astroloji tarih boyunca bizim ülkemizde, bu topraklarda çok önemli bir değere sahipti. Bundan sonra da bir astroloji üniversitesi ülkemizde kurulur ve astrolojiyi doğru şekilde anlatıp aktarmaya ve faydalanmaya devam ederiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ...2019'u karşılarken 31 Aralık'ta yılbaşı gecesi renklerimiz, kristallerimiz ve yıl boyu her burca göre enerjimizi doğru kullanmamız için gökyüzünün bizlere mesajlarını paylaşacağım sizlerle. Kişisel doğum haritası analizimizi yaptırdığımızda hangi gezegenimiz zayıf ve güçsüz durumdaysa bunu öğrenir, o gezegenin renk ve kristallerinin belirlenmesiyle onların yaydığı titreşimle olumsuz, negatif, ilerleyen enerjileri kontrol altına alıp doğru bir enerji akışı sağlayabiliriz.
özellikle bu konuda Hint astrolojisinde binlerce yıldır başarıyla uygulanan yöntemler var. Renkleri, kristalleri doğru kullandığımızda hem ruhsal hem bedensel anlamda pek çok rahatsızlığımıza şifa bulabiliriz. Kristaller, daha doğrusu doğanın kendi içinde doğal bir şekilde meydana gelen her şey mutlaka içinde belli bir enerji barındırmakta. Evrende hiçbir şey sebepsiz yere yaratılmamıştır. Hiçbir burcun kristali yoktur. Her burcun bir yönetici gezegeni ve yönetici gezegeniyle ilişkilendirilmiş bir kristali doğal taşı vardır. Yılbaşı gecesini karşılarken burçlarımızın yönetici gezegenine göre belirlenmiş renk ve kristalleri kullanıp enerjimizi yükseltip gökyüzünün olumlu enerjilerinden daha fazla faydalanabiliriz. Diliyorum ki 2019 tüm insanlığa, ülkemize barış, sevgi, bolluk, bereket getirsin. İyi kalpler, iyi ruhlar bir olsun, birleşsin ve artık iyilik, kötülüğe galip gelsin. Her şeyden önemlisi kalplerimize sevgi tohumları ekip dünyamızı sevgiyle yeniden yapılandıracağımız bir yıl olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu koç olanlar, gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı: öfkemi kontrol altına alıyor, kalbimi sevgiyle şifalandırmanın mucizelerini yaşıyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz turmalin ya da lal taşı. Renginiz ise kardinal kırmızısı ve duman grisi. Güneş, yükselen ya da ay burcu boğa olanlar, gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı: tüm yaşamsal alanlarımda şifa, şans, başarı benimle birlikte. Tüm hücrelerimle her anda sevip sevilmenin güzellikleriyle ruhumu, bedenimi, kalbimi, hayatımı yeniden yapılandırıyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz firuze ya da yeşim. Yılbaşı gecesi renkleriniz ise yeşil ve gold. Güneş, yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar, gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı: cesur ve kararlı olmayı başarıyor, değişimin içinde gerimi almanın kazanımlarını deneyimliyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz peridot. Yılbaşı gecesi renginiz ise beyaz ya da tarçın kahvesi. Güneş, yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar, gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı: geçmişimle barışıyor, anda kalıp yaşamın bana sunduklarını sevgiyle kabule geçiyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz peridot ya da kalsedon. Yılbaşı gecesi renginiz saks mavisi ya da gümüş grisi. Güneş, yükselen ya da ay burcu aslan olanlar, gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı: bilinçaltımı sevgiyle iyileştiriyor, geçmiş kaygılarımdan, gelecek endişelerimden uzaklaşmayı seçiyorum. Sevgiye inanıyor, kalbimi, ruhumu, hayatımı sevgiye teslim edip aşkla yeniden var olmayı, mutlu ve başarılı olmayı seçiyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz kehribar ya da kedi gözü. Renginiz ise Hint sarısı, orkide pembesi veya indigo. Güneş, yükselen ya da ay burcu başak olanlar, gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı: kendimi seviyorum, alışkanlıklarımı dönüştürüyor, hayatımı daha kolay hale getirmenin huzurunu, bolluğunu yaşamayı seçiyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz yeşil peridot ya da sarı topaz. Renginiz ise fuşya ya da fıstık yeşili. Güneş, yükselen ya da ay burcu terazi olanlar, gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı: atalarımdan bugüne beni zorlayan tüm enerjilerden arınıyor, pozitif olanla tepeden tırnağa şifa bulup yeni başlangıçları kucaklamayı seçiyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz kırmızı mercan ya da opal. Renginiz ise mor ya da altın. Güneş, yükselen ya da ay burcu akrep olanlar, gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı: yeniliklere hazırım, değişimin içindeki yerimi alıyor, ruhumu esaretten kurtarabilmiş olmanın karşılığını alıyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz turmalin ya da akvamarin. Yılbaşı gecesi renginiz
Venedik sarısı, siyah ya da kırmızı. Güneş yükselen ya da ay burcu yay olanlar, gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı, bolluk, bereket, şans, hayat kapımı aralıyor. Tekrarlardan uzaklaşıp yeni olanla maddi manevi zenginliklere hoş geldin diyorum. 2019 yılbaşı gecesi kristaliniz ise güneş taşı ya da hematit. Yılbaşı gecesi renginiz zümrüt yeşili veya pudra pembesi. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar, gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı, ben sağlıklıyım. Evrenin bana sunduğu güzellikleri fark ediyor, şükrediyor, her hücremle yenilenmeyi ve arınmayı seçiyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz kalsit ya da kuvars. Renginiz ise azur mavisi, mercan kırmızı ya da fuşya. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar, gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı, yeteneklerimi geliştirip kendime olan güvenimi yükseltiyorum. Başaracağıma inanıyor, zayıf yönlerimi güçlendirip kendimle, hayatımla barışmayı seçiyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz opal, beyaz zirkon ya da zultanit. Renginiz ise gök mavisi ya da gri. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar, gökyüzünün bu yıl sizlere mesajı, ruhumdaki iyiliği sevgiyle yüceltmeyi seçiyorum. Sevip seviliyor, saygınlıkla başarılara ulaşmaya niyet ediyorum. Yılbaşı gecesi kristaliniz, kırmızı mercan veya mavi topaz. Yılbaşı gecesi renginiz, indigo veya bordo. Kullanacağınız kristallerinizi kişiye özel olarak programlamalısınız. Kristalinizi 3/4 süt, 1/4 suda bekletin. Daha sonra kristalinizi sol elinize alın ve kristalinize odaklanın. Yüksek sesle şu sözleri söyleyin. Nefes aldığım ilk andan bugüne kadar ruhumda, bedenimde, çevremde, işimde, ilişkilerimde, aşkımda, sağlığımda, yaşamımın tümünde etkili olmuş ruhsal saldırı ve negatif enerjilerin tümünden arınıyor, yenileniyor. Burada kristalimizin adına örnek veriyoruz. Benimki akuamarin olduğu için akuamarin kristalimi senin kozmik enerjilerinden faydalanmaya niyet ediyor. Doğum haritamdaki tüm gezegenlerin zayıf enerjilerini yükseltip dengeleyip olumlu enerjiler olarak yaşamıma sevgiyle aktarman için yüzyıllardır yeryüzünden ve gökyüzünden aldığın tüm kozmik şifa yüklü güçlü koruyucu enerjilerini faaliyete geçiriyor diyor ve kullanmaya başlıyoruz. Tekrar yinelemek isterim. 2019 tüm insanlık ve ülkemiz için iyiliğin büyüdüğü, kötülüklerin sonlandığı, doğanın yeniden hayat bulduğu, savaşların barışa dönüştüğü, arınma, büyüme, istikrar ve sevginin hakim olduğu, öz değerlerimize sahip çıktığımız, umutların yeniden doğup şifa enerjisinin hüküm sürdüğü, sağlık, sevgi, aşk, huzur, bolluk, bereket, beklentilerimizin, mucizelerin gerçek olduğu bir yıl olsun. Kristallerinize astrologistore.com'u ziyaret ederek sahip olabilirsiniz. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.